You are currently the only person in this conference. Arkadaşlar merhaba. Derse hoş geldiniz. Şu anda 4 arkadaşlar katılmış. Daha epey bir arkadaşın katılması lazım. Umarım ki okul idaresinin bize bildirdiği, size de bildirilmiştir. Derslere katılanları yoklamasını sistem kendi yapıyor ve kayda alıyor. Ve dönem sonunda sınava girmeden önce bu yoklama kayıtları mutlaka dikkate alınacak. Evet, biliyorsunuz. Bilmeniz lazım en azından. Şimdi bu uzaktan eğitimin ilk haftasında psikoloji bölümüyle
Kıbrıs Türk Tarihi 2 dersinin başlangıcını bugün yapıyoruz. Ana sayfadan baktığınız zaman ders başlıklarının altında o gün anlattığımız konunun notu da bulunmaktadır ve hatta klip de eklenmiştir ana sayfaya. Klipleri izleyebilirsiniz. Bu yaptığımız ders de kaydediliyor. Bu da paylaşılacak daha sonra. Tekrar olarak buradan da izleyebilirsiniz. Dersi yeni başlam. Yani sınıfta bir defa geçiyoruz ama öyle net anlatınca istediğiniz kadar dersi tekrar tekrar dinleme şansınız vardır. Aslında bu dersleri karşılıklı konuşma şeklinde yapmak da mümkün ama ben o seçeneği şimdilik kapalı tutuyorum. Çünkü zaten zamanımız sınırlı, 1 saatte 50 dakikada. Normalde sınıfta 1,5-2 saatten anlattığımız dersleri buradan anlatmamız icap ediyor. Zaman sınırlı olduğu için daha çok benim konuşmama ile bu zamanı doldurma düşüncesine vardım. İleride inşallah daha rahat olanaklar olduğu zaman karşılıklı sohbet şeklinde çevireceğiz. Zaten buradan ödev alıp vermek, buradan sınav yapmaktan bir aslında bu sistemin içerisinde. Hepsini inşallah gelişen zaman içerisinde uygulamaya koyacağız. Şimdi dünyamız son 200 yıldır yaşamadığı kadar korkunç bir salgın felaketi yaşıyor. Ve bu felaket bizi şöyle Almanya'da iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasak. Aslında bizde de öyle olmalı. Çaresini ve çıkışını bu ünlü teknolojiyle buluyoruz. Bakın üniversite derslerini bile net yapma şansımız var. Bu korkunç salgın koşullarında biz ne kadar riayet edersek alan önlemlere bu kötü günleri o kadar çabuk geçireceğimizi biliyoruz. En azından hekim olarak ben biliyorum. Lütfen onlara uyalım. Derslerimizi ihmal etmeyelim. Bu arada o şansımız da var. Biz önceki kuşaklar düşünün ki şu anda siz bir sürü kaybetmiş olacaktınız. Önceki kuşaklardan. Bilimde öğrenci olsaydınız. Böyle bir durumda. Yani zaman bize bir takım şanssızlıklar getirdiği gibi ve teknolojinin ulaştığı boyutlarda bir takım avantajlar da yaratıyor. Bu avantajları kullanalım. Şimdi evet görüyorum çok güzel. Evet not atıyorum buraya bana. Ayşegül Baner. Başka dersimiz de var dedi. Fatma Bekir Yılmaz sistemimizi kabul etmiyor dedi. Bunu Şevki Bey ile ilgilişim sorumlusu Şevki Bey ile görüşelim. Normalde kayıtlı öğrenciler sisteme eklenmiştir. Bilmemeliyim. Lazım. Evet. Bu kadar laf yeter. Zaten 10 dakika geçti. Kaldı 150 dakika. Şimdi sevgili arkadaşlar dersimize başlayalım. Kıbrıs tarihi 2 dersiyle murat ettiğimiz konunun Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi olduğunu kaç dersi söylüyorum. Sınıfta da söylemiştim.
Kıbrıs'ın mücadeleleri deyince de Kıbrıs'ta Kürt mücadelesi elbette 1878 ile başlar. Oradan alıp anlatabildiğimiz kadarını bu derste anlatmaya çalışalım. Efendim, 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında çıkan savaşta Osmanlı İmparatorluğu yenilip de Rus orduları bugünkü Şükrü'ye, yani bugünkü Atatürk Havaalanı'nın olduğu yere kadar gelince evet, senin çoşkun yaptı bu arada, bir şeyler yaptı, neyse. Evet. Ve İstanbul'da saray Rus top menzili içerisine girince ve İstanbul şehrinin de düşmesi ve Rusların eline geçmesi ihtimali doğunca bundan yalnız Osmanlı İmparatorluğu rahatsız olmadı. Aynı oranda İngiliz, Britanya hükümeti, Fransa ve Almanya'da rahatsız oldular. İngiltere'nin rahatsız olmasının sebebi Rusların ezel ebed sıcak denizlere inme politikası. Eğer İstanbul ellerine geçer de Akdeniz'e egemen olurlar ise İngiltere'nin en büyük sömürgesi Hindistan yolu üzerindeki Şebi-i Tarık, Malta ve devam eden Süveyş Kanalı'na kadar devam eden deniz yollarının kontrolünün Rusya'nın eline geçmesi sonucunda sesim gitti mi? Bende var görünüyor. Evet. Sonucunda kuzeyden de Afganistan üzerinden Allah Allah. Nasıl ses yok? Kapattık da açıyorum sizi o zaman. Şu an bana geliyor hocam sesiniz. Duyuyorum işte. Evet. Evet. Ne diyorduk? Evet, diyorduk ki Hindistan'a giden yolları eğer Rusya deniz yollarını ele geçirdiyse kontrolünü kuzeyden de Afganistan üzerinden Hindistan'a baskı yapacağı için İngiltere'nin Can Boğaz'dan gelir mesafesinde kıymetli olan Hindistan sömürgesini Rusların ele geçirebileceği hesabıyla İngilizler katliyen Rusların Akdeniz yenilmesini istemiyorlar. Fransa'nın zaten bugün de görüyorsunuz. Evet. Kapattım açtım sesi. Tamam arkadaşlar. Evet. Fransa'nın bugün bile görüyorsunuz Suriye hesapları var. Onun için Akdeniz'de Rusların bulunmasını istemiyordu. Almanya zaten Avrupa'da Rusların daha güçlenmesini istemiyordu. O bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun Ruslar karşısında yenilip de baş şehrinin işgal tehdidi altına girmesi yalnız Osmanlı İmparatorluğu değil öteki Avrupa devletlerine rahatsız etti. Ve o yüzden zaten Osmanlı İmparatorluğu da İngiltere'den İstanbul'u savunmak konusunda yardım talep etti. Ve İngiliz donanması bugünkü Beşiktaş önlerine geldiği demirleri ve toplarıyla İstanbul'un Ruslar tarafından işgalini önlemek üzere Osmanlı İmparatorluğu'na yardım etti. Ruslar da zaten çok teşne değil ya İstanbul'a girmiyor çünkü komutanları Kont İgnatiyev'in demesine göre çok büyük bir şehir, çok kalabalık. O zaman düşünün 1878'de. İşgal etsek bile ilerisi mümkün değil. Tereddüt etmekteydiler. İngiliz donanmasının Osmanlı yardımıyla İstanbul'un işgali önlenmiş oldu 1878'de. 1878 Mayıs ayında bu yardımın kalıcı olması konuşulurken şey tarafından Osmanlı ve İngilizler arasında yardımın kalıcılığı konuşulurken İngilizlerin talepte bulundular. Biz Doğu Anadolu'daki Rus işgaline karşı size kara kuvvetleriyle de yardım ederiz ama İngiltere'den buraya kadar askeri eğitim mümkün olmadığından yakın bir yerde burada. Cevri askeri üç kıymetliğiniz lazım ki sıkıştığınız zaman
Doğu Anadolu'da ve Rumeli'de Rus orduları, Talişan orduları sıkıştırdığı zaman biz yardım edebiliriz diye. Ve bununla ilgili olarak da önceden de çok hesapları olan Kıbrıs Adası'nın bir üs olarak kendilerine devredilmesini talep ettiler. İstanbul Büyükelçiliği Layat ile zamanın Osmanlı Harici Nazırı Saffet Paşa arasında Mayıs 1878'de 2 maddeli bir anlaşma yapıldı. Bu literatüre 1878 Kıbrıs Konvansiyonu diye geçiyor. Bu iki maddeli anlaşmanın birinci maddesi Doğu Anadolu'da ve Rumeli'de Osmanlı ordularına karşı Rusların bir hareketi halinde İngiltere kara kuvvetleriyle Osmanlı ordularını destekleyecek. Ve bu amaçla yakında asker konuşlandırmak üzere Kıbrıs Adası'nın yönetimi geçici bir süre için İngiltere, Britanya'ya devredilecek. Dil alışkanlığıyla İngiltere deyip duruyoruz. Oysa İngiltere, Büyük Britanya'nın 4 tane federal devletinden bir tanesidir. Efendim, ikinci madde, Doğu Anadolu'da Kars, Adana, Batum bilerde Ruslar tarafından Osmanlı'da iade edildiği anda Kıbrıs arasındaki yönetim tekrardan Osmanlı'ya devredildi şeklindeydi. Bu anlaşmanın hemen üstünden Berlin Konferansı yapıldı Almanya'da ve Rus ordularının o Yeşilköy'e kadar gelen Rus ordularının geri sınırlarına çekilmesi sadece Bulgaristan ve Romanya'nın elinden gitmesi. Bulgaristan'ın teslim kurulması, Romanya zaten elinden gidiyor. Rumeli'de Osmanlı'ya sadece Doğu Rumeli vilayetinin bırakılması. İşte Edirne'den Tiran'a kadar Arnavutluk vesaire. Manastır, Üçlük. Yani bugünkü Kuzey Makedonya Osmanlı'ya bırakılmasıyla İstanbul kurtuldu ama arada Kıbrıs elinden gitti. Niye? Hangi statüde bir üç olarak kullanma üzere. Mayıs'ta anlaşma imzalanmıştı. Temmuz'da Haziran'da Berlin konferansı düzenlendi. Temmuz'da bu defa İngiliz Büyükelçisi Layard ve İngiliz yorumcusu Britanya'dan lütfen. Layard bu defa artık Hariciye Nazırı değil, sarkazam olan Saffet Paşa'ya müracaatla adanın İngilizler tarafından nasıl yönetileceğine dair yeni bir anlaşma talep etti. Bu yeni anlaşma arkadaşlar 1878 Kıbrıs Konvansiyonu'na ek diye düşer. Başlıca 4 maddesi vardır. Birinci madde Kıbrıs Adası'nda yönetim İngiltere'ye devredilmiş olmakla birlikte bir şeriye mahkemesi görev devam edecek ve Müslüman ahalinin dine ilişkin davalarına bu şeriye mahkemesinde bakılacaktır. İşte ayrı davalar, miras davaları gibi dinsel şeri hukukla ilgili davalarına Müslümanların bu Müslüman şeriye mahkemesi yapmaya devam edecek. İkinci madde bu. İkinci madde Kıbrıs Adası'nın Müslüman evkafı yönetmek üzere. Çünkü arkadaşlar her dinin evkafı vardır. Hristiyan evkafı da vardır. Hristiyan evkafını başpiskoposu yönetmekteydi Osmanlı döneminde. Müslüman evkafını müftülük yönetmekteydi. İngiliz yönetiminde Hristiyan evkafını başpiskoposu yönetmeye devam ediyor ama Müslüman evkafın yönetimine bir tane Kıbrıslı Türk olmak koşuluyla İstanbul'dan bir mülahhas atanacak. Ve buna ilaveten bir de İngiliz yönetimi tarafından bir İngiliz mülahhas atanacak. Ve bu iki mülahhas evkafı beraberce yönetecekler. Şimdi Hristiyan evkafına böyle bir şart getirilmezken Müslüman evkafa böyle bir
şart getirilmesinin sebebini İngilizlere sorduğumuz zaman 70 yıl boyunca mücadele etmiş miydi bu hususta? Önümüzdeki derste de konuşacağız. Müslüman Evkalı yönetiminin zaten padişaha bağlı olduğunu yani devlet başkanlığı ve dolayısıyla kendi yönetimlerinde ve kendi devlet başkanlarına bağlı olması icap ettiğini ileri sürmüşlerdi. Oysa Evkaf'ın padişah tarafından yönetilmesi devlet başkanı sıfatından dolayı değil, halife sıfatından dolayı. Kaldı ki Müslüman Evkaf'ı aynı zamanda İngiltere Kilisesi'nin de başı olan İngiliz kralına havale etmek. Yani bir Müslüman Evkaf'ı Ahkam-ül Evkaf şeridi kopar. Ahkam-ül Evkaf'la yönetilmesi gereken bir dini kurumu bir başka dinden bilinçine havale etmek ne kadar akla uygundur, değildir. Zaten Evkaf'ın bunu kaydını görüyoruz. Değildir. İlerleyen derslerde niye böyle yaptığını zihniyetle tekrar konuşacağız. Ama bunu ne yazık ki Osmanlı hükümeti kabul etti. Birinci, ikinci madde. Üçüncü madde, bakın bu da çok önemlidir. Adana Osmanlı İmparatorluğu olmakla beraber geçici yönetimi İngiltere devredildiği için Osmanlı'nın adadan topladığı vergileri Osmanlı memurları artık adada kalmayacağından dolayı, kendisi toplayamayacağından dolayı Osmanlı'nın vergilerini adadaki İngiliz sömürge yönetiminin toplaması hakkın verilmesi kendisine. Adanın masraflarının bu vergilerden düştükten sonra artacak miktarında Osmanlı maliyesine Babali'ye yatırılması. Üçüncü madde de budur. Şimdi görüyorsunuz kira falan değildir söz konusu olan. Osmanlı'nın kendi parası toplanıyor. Harcanıyor. Altan Osmanlı'ya iade ediliyor. İngiltere buna dayanarak 1930'lara kadar Kıbrıs'tan bu vergiyi topladı. O zaman yapılan hesaplarda, son 5 yılın hesaplarında Osmanlı maliyesine aktarılması icap eden para 92.800 pound yıllık bir para idi. Bunu topladı İngiliz Kıbrıs'tan. Fakat Osmanlı'ya bir tek penny para ödemedi. Abdülmecit zamanında alınan 1 milyon sterlin borcunun geri ödenmediğini ileri sürerek ki hükümetten de alınmamıştı o, özel bankalarda alınmıştı. O borcu taksitlerine tuta İngiliz Merkez Bankası'na yatırıldı. Ta 30'lara kadar. O bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını ödeyen eski Osmanlı vatandaşları arasında iki topluluk vardır. Biri Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Öteki de Kıbrıs'ı Türkleridir. Bunlarla beraber tabii onlar söylüyor. Evet. Bu üçüncü maddeydi. Dördüncü madde ve bugün hala kavgasını yaptığımız şöyle bir maddedir. Osmanlı yönetimi geçici yönetimini devrettiği Kıbrıs arasında ki vergi gelirlerini artırmak üzere İngiliz yönetimine adada bulunan işlenmeyen toprakları devletleştirmek, istimlak etmek ve başkasına tapulamak haklı yetkisini verir. Hale bağlıyoruz değil mi? Arkadaşlarımız çok bağlıyorlar. Maraş şöyle, Maraş böyle diye. Maraş'taki vakıflar işte bu maddeye dayanılarak devletleştirildi ve bende şey var, bir kitabına yayınladım, tapu örnekleri vardır. Fethi Paşa Vakfı'nın malını almış, Ayandon Kilisesi'ne, yani Müslüman Vakfı'nı almış, Hristiyan Vakfı'na bağışlamış. Ve bu maddeye dayanarak da her iki özetliğimizde böyle bir madde var diye önümüze koymuş bunu. 70 yılda bunun mücadelesi sürdü. Şimdi bu anlaşmalar da yapıldıktan sonra hem İngiltere Kavani Meclisi'nde
Hem de Osmanlı Meclisi'nin sonunda bu anlaşma görüşüldü ve kabul edildi. Osmanlı Meclisi'nin sonunda bu anlaşmaya muhalefet şerhi koyan 4 milletvekili vardır, mebus vardır. Ne yazık ki Kıbrıs mebusunun itirazını ben bulamadım. Yani Kıbrıs mebusu itiraz etmiş değil bu anlaşmaya. Bu anlaşma icra ettikten sonra yasa meclislerde onaylanıp da yasa gücü kazandıktan sonra Temmuz ayının ikinci haftasında Lanakan derinde, Tuzla derinde İngilizliğinin göründüğü ve bunlar büyük bir tereddütle Kürtlerin direneceği endişesiyle kıyıya sıçradılar. Başlarında Admiral John Delahaye. Fakat bu kıyıya çıkardılar askerleri ilk gün. Lanaka kıyısında tuttular ve boşalı olarak harekete geçmediler. Ertesi gün, demek ki haberdarlar, yani bize bunu organize edildiler. Ertesi gün Girne'ye gelen bir gemiden bir İngiliz göreviyle birlikte bir de Osmanlı Paşası çıktı. Semih Paşa isimli. Ve Semih Paşa Osmanlı'nın adadaki mutasarrıfına, müftüsüne, kadısına ve önde gelen defoşa ağalarına hitap eden bir padişah fermanı getirdi. Bu fermanda 2. Abdülhamit Han buyuruyor ki adanın devleti aliyenin yüce çıkarları adanın yönetiminin bir süre için Britanya devleti aliyesine devredilmesini gerekli kıldığından sözü geçen devletler müşenalikle böyle bir anlaşma yapılmıştır ve bir süreliğine geçici olarak Kıbrıs Adası'nın yönetimini İngilizlere devrediyoruz. Buna itiraz etmeyiniz ve bu idareyle iyi geçinmeyiz. Devletimizin çıkarları iyi geçinmeyiz. Emrediyor. Siz ki bu mektubu almakla şeref sahibi oldunuz, size mektup yazın diye. Adadaki arazi miliye, yani devlet toprakları ile arazi vakfiyenin, yani vakıfların bu yönetimin memurları tarafından serbestçe iltizama verilip küruht edilmesine, küruht etmek sapmak mümkün. İtiraz etmeyiz. Şimdi tarihte ki her olay kendi geçtiği günlerin şartlarıyla değerlendirilir. Şu anda bağırıyoruz, doğruyuz söylediğimizde vakıfma satılır mı diye. Evet, elbette satılmaz. Ama halifenin mevliyası var seninle bir başka makamın. Size her itiraz ettiğinizi onu size gösterir. Nitekim gösterir. 70 yıl biz burada Erkaf kavgası yaptık ve 70 yıl boyunca İngilizler bize onu gösterir. İslamiyet'i sen mi temsil ediyorsun, halife mi temsil ediyor, halife mi öyle diyor diye. Ahkam-ı Mevkat da ortadan kaldırıldı. Adı kaldı yalnız. Bugün de öyle. Efendim, bu şeyden sonra padişah fermanının tepki edilmesinden sonra Lefkoşa'da hem önde gelenlere hem de saray önünde halka tepki edilmesinden sonra İngilizler yürüyüşe geçiyor. Lanaka'da. Söylentiye göre kabilenin en önünde bir kapıyı katılın iki tarafına iki tane büyük küpe. Küpelerin içine gümüş çifte şirinlikler bulunmaktaydı ve yürüyen İngilizce'nin önündeki görevliler etrafa para saçmaktaydı. Katılın sırtına küpeden alıp çifte şirinleri etrafa saçmaktaydı ve 6 aydan beri maaşını alamayan Osmanlı memurları da ne yaptılar? Parayı kavuşmaktan İngilizce dinlenecek zaman bulamadılar diye bir iddia vardır. Kanıtlanmış değil. Ama iddiası 100 yıldır Kıbrıs'ta konuşuluyor bunun. Ama şu biliniyor ki İngilizler
İdari'yi ele alır almaz ve Foşa'da 6 ayda bir maaş almayan bütün memurlara ödediler. Vali Rahil. Vali Rahil. Ve onun için Kıbrıs'ın İngiltere'ye devri İngilizlerin beklediği gibi Türklerin direnişi ve kan dökmesiyle gerçekleşmedi. Kansız bu şekilde devriğin yerindeyse gerçekleşti. Ve bir tek itiraz oldu. O günün akşam üzeri Lefkoşa Baf kapısındaki Osmanlı kışlasında Osmanlı bayrağı indirilip de yerine Britanya bayrağı çekilirken ileri geri laflar eden bir Kıbrıslı Rum'a orada bulunan genç bir Osmanlı zabitinin kılıcını çekip üzerine yürümesinden başka bir olay yaşanmadı. Buydu bir şey yapamadı çünkü araya girenler Rum'u kurtardı. Efendim İngiliz yöntemi Kıbrıs'a böyle geldi. Söylemek lazım ki 1891'e kadar Kıbrıs Türkler o gün deyince Kıbrıs adasının Müslüman ahalisi İngiliz yönetimine karşı ciddi bir muhalefet ve direniş hareketi sergilememişlerdi. Biraz sonra anlatılan bir olay haricinde. Bunun da sebebi adanın geçici bir süre İngiltere'ye devredildiği ve kısa bir zaman sonra tekrar sahibine iade edildiği konusunda hem padişahın fermanında söz edilmesi hem de insanlar buna inanmaya teşne olmaları yatıyordu. Niye yola çıkalım? Zaten bizim devletimizin çıkarları da bunlara takışmayı iade etmiyor. Takışmayalım. İyi geçinelim. Sonra biz zaten kendi toprağımıza döneceğiz. Kendi devletimize döneceğiz şeklinde bir yaklaşımla 13 sene büyük bir olay direniş hareketi örgütlenmişti Kıbrıs'ta İngilizlere karşı. Ancak adayı devralır almaz İngilizler ilk kıyıya çıktıklarında hoş geldiniz demeye giden zamanın Rum Başpiskoposu Sopor Yunus Hazretleri gelen İngilizlere adanın yönetiminin bir Hristiyan idareye devredilmesinden çok memnun olduklarını ve İyon adalarında olduğu gibi Kıbrıs adasının yönetiminin ve ana vatan Yunanistan'a devredileceği güne kadar deyip İngiltere devleti fehimhanesinin de buna itiraz edeceğini etmeyeceğini umutlarını söyleyerek hoş geldiniz dedi. Bu esnada orada bulunan Mausa imamlarından Mustafa Naim Efendi de Mustafa Naim Adil Efendi de söz alarak Kıbrıs arasında yalnız Rumların yaşamadığını, burada önemli Türk nüfusta bulunduğunu ve bu Türk nüfusun böyle tabiinin bulunmadığını, hatta ona karşı olduğunu İngiliz devleti Kıbrıs'a çıkacaksa yapılmış olan anlaşmaya göre çıkarken adayı asıl sahibine devredileceğini umduklarını ve bunu beklediklerini söylemiştir. Yani İngilizlerin Kıbrıs'a geldiği gün Kıbrıslı Rumlar ile İngilizler arasında ve Türkler arasında artık Kıbrıslı Türklerin üstünde bir Osmanlı Devleti şemsiyesi olmadan bir mücadele başlamış oluyordu böylece. 1878'de Temmuz ayında İngilizcesi başlıyor ve hemen 3 tane bir icra kurulu oluşturuyor İngilizler kendi kararlarını yani yüksek komiser diyordu onlar vali daha sonraki söylemiş, birazdan sonra valiyemişti. Yüksek komiserlerinin başkanlığında adayı yönetmek üzere bir icra heyeti oluşturuyorlar. Bir de Havani Meclisi kuruyorlar, yani yasa yapma meclisi.
Bir de danışma meclisi vardır senato meselesinde. Öncelikle kanun meclisi önemli. Çünkü yasalar yapılıyor orada. Kanun meclisine de bir Türk, bir Rum, bir de Latin mi atıyorum? 1978-79. Daha 1882'de getirdikleri anayasa değişikliği önerisinde Kanun Meclisi'nin üç Türk, altı İngiliz, dokuz Alın üyeden oluşmasını öngörüyorlar. Şimdi Osmanlı o esnada fiilen Osmanlı toprakı biz o esnada. Tanzimat'tan beri Osmanlı Haşra Meclisleri Müslüman ve Hristiyan vatandaşların eşit katılımıyla kurulmakta. Ve Osmanlı yasağına göre de Müslüman ve Hristiyanlar eşit bulunmalı meclislerde. İngilizce Kıbrıs'a geldiği zaman meclisi cezeyi Kıbrıs'ta Hristiyan ve Müslüman seçilmiş üyeler eşit değil. Resmi üyeler atanmış olarak bulunuyor ama seçilmiş üyeler eşit değil. Ve halen Osmanlı'nın yönetimindeki diğer vilayetlerde Müslüman ve Hristiyan üyeler eşit iken aslında bir Osmanlı toprağı olan Kıbrıs'ta Müslüman üyelerin Hristiyanların üçte biri olacağı bir mecliste bulunmalı. Adadaki Türk topluluğun ki Kıbrıs'ta Türk tanımlaması çok eskiden beri kullanılıyor. Onu söyleyeyim, yani Müslüman cemaat deniyordu ama bu tarikat da kendi kendini Türk diye tanımlamaktaydı. Efendim, bu arada hala mesaj geliyor şey taraftan, telefondan. Ona da bakıyorum, kusura bakmayın, dikkatimi dağılıyor. Bunun o güne kadar adada milleti hakime diye düşmekte olan ada Türklerinin o günden sonra bir azınlık olarak tanımlanmasına sebep olabileceğinden bahisle Kıbrıs Türkleri seçimi ve meclisi boykot edeceklerini bildiriyorlar İngiltere'ye. Hangi vasıtayla? İstanbul vasıtasıyla. İstanbul'a bildiriyorlar, böyle bir durum var, biz azınlık durumuna düşüyoruz burada, toprak bizim. Mazlum durumuna düşüyoruz. Boykot edeceğiz diye. İstanbul'da zamanın Osmanlı Hariciye Nazırı Kara Tudori Paşa'dır. Zamanın Londra Büyükelçisi de Osmanlı'nın Muzuluş Paşa'dır. O da bu. Kara Tudori Paşa'nın direktifiyle Muzuluş Paşa İngiltere Sömürgeler Bakanlığı'na gidip bu durumu bildirip bu işitsizliği protesto ediyor. İngilizlerin ona verdiği cevap Kıbrıslı Türklerin kötü niyeti karşısında hayrete düştük. Kötü niyeti biz miyiz? Evet. Hiçbir şey değiştirmiyorlar. Ama bu esnada gene İstanbul'da bulunan bir büyük Kıbrıslı Kamil Paşa Kıbrıs'a gönderdiği haberciler vasıtasıyla devletin dış politikasının İngiltere ile takışmayı hoş göremeyeceğini, bu bakımdan İngiltere ile takışmak yerine İngiltere'ye uyum içerisinde yaşamasının devletin genel politikasına daha uygun olacağı ve boykot yapmaktansa seçime katılmanın ve kanun meclisinde haklarınızı savunmanın daha doğru politikacı olacağı bildiriliyor Kamil Paşa tarafından. Ve Kıbrıslılar da bu büyük hemşehrilerinin önerisine kulak asıyorlar, seçime de katılıyorlar. Üç murakhası da seçiyorlar, yani üç mebusu da seçiyorlar ve böylelikle altı İngiliz,
Dokuzluğum üçte Türk'ten ibaret. Bir vali ibaret. Yasama meclisinde azınlık olarak temsil edilmeyi kabulleniyorlar. O günden beri de biz azınlığınız değiliz mücadelesini sürdürüyoruz. El anda sürdürmekteyiz. Şimdi İngiltere bunu niye yapıyordu? Şunun için yapıyordu. Çünkü Türkleri Rumlar ile İngiltere arasındaki mücadelede Türkleri kendisine destek olmaya zorlamak üzere bunu yapıyordu. Çünkü 6 Türk ve 6 İngiliz, 3 Türk, 9, 9 Rum var. Bir de var, 10. Türkler bunların her biri olmasın diye şu İngilizce desteklerinin sonunda kaldılar, o noktadan sonra. Bölgeler politikası. Güzel, çok güzel bir uygulaması idi bu. Biz buna geldik. Şimdi arkadaşlar, bu süreçte adadaki Türk siyasi yapılanması da uç görmeye başladı. Mesela 1910'larda İttihat Terakki'nin Türk şubeleri alenen kuruldu. Yayınladığım kitaplar, isimleri var. Bak'taki İttihat Terakki üyelerinin falan. Lefkoşa'daki İttihat Terakki Merkezi. İsim değiştiriyor. Günümüze kadar gelmiş bir kardeş ucağı diye geçiyor bugün. Lefkoşa'da İttihat Terakki Merkezi. Orası Parti Merkezi. Bunlar evvelden beri var olan zaten. Bir Cön Türkler ekibi vardı Kıbrıs'ta. Halide din adamları ve ulema padişahçılar gibi. Bir de bu konvansiyondaki evkaf maddesine bağlı olarak İngiliz'in evkafa tayin ettiği kendi yöneticisi ile Şeyhülislamlığın tayin ettiği yöneticiler. Süreç içerisinde Altak Geberkül'a evkaf yöneticisi İngilizcileştirilmiş idi. Ve böylece üç siyasi kamp ortaya çıkmış oluyordu. Jön Türkler ve sonra İttihatçılar ve sonra Milliyetçiler. Padişahçılar ve İngilizciler. Şimdi padişahçıların başını müftü çekiyordu başlangıçta. Sunuhat diye bir gazetede bu politikayı destekleyen daha sonra Türkiye'de önemli bir dış politika profesörü olan Ahmet Şükrü Esmer anlatıyor ki padişahçılık demek anavatancılık demekti. Nitekim meşruiyetten sonra biz de iktidarçı politikalara eğilmiştik. Anlaşılabilir bir şey gibi bu Kıbrıs Türkler arasında hala anavatancılık önemli bir siyasi motiftir. Bu süreçte isimler de zikredelim. Cön Türklerin başını çekenler en önemlileri emekli bir öğretmen olan ve Söz diye bir gazete, önce Doğru Yol sonra Söz diye bir gazete çıkarmak olan Remzi Okan. İttihat Terakki kurucusu, üyesi olan ve daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirip avukat da olan Harun Niyazi Korkut. Gene İstanbul Hukuk'tan, gene İttihatçı Cengizade John Rifat, John Mulu İngilizlikten ötürü değil, John Türk'ten mütevellik diye. Ahmet Dediş Efendi, bir hali isimler vardı o zaman adı geçen bu milliyetçiler arasında. Bir de önemli isim vardır. Devlet memuru olduğu için açıkça siyasete katılamayan ama bu ekiple hep birlikte hareket ettiği için İngilizce'nin tarafından da anti-Türk kişiye damgalanmış olan yargıç Mehmet Arif Efendi. Mehmet Arif Efendi memuriyetinden dolayı mücadelenin başındaki ekibe fiilen katılabilmiş değildir ama fikirleriyle çok katkıda bulunduğu bilinmektedir. Nitekim daha sonra genç yaşta bu karşılıkların kendisini İngilizlere kadere ihbar etmesiyle
bir müdahale esnasında sinirlerine şey yapamayıp dayanamayıp verdiği mücadeleye genç yaşta bir kalp kriziyle aramızda ayrıldı. Bilinen Hakim Raif Efendi'nin oğlu hepimizin bildiği Rauf Denktaş'tır. Yani bu milliyetçilik düşüncesi Kıbrıs'ta neredeyse Anadolu'dan eskidir ve biraz da babadan oğula kromozom yoluyla da gelişmiştir yani. Efendim, padişahçılarımızın serencamı ise özellikle Müftü Hacı Hafız Ziyaettin Efendi döneminde İngilizlere biat etmek şeklinde olmuştur. Onun için saygımızlara kalmamıştır. İngilizler ise adanın maddi kaynaklarını, iş olanaklarını ve hükümet olanaklarını ellerinde tutarak 1930'lara kadar toplumu önce Musa İrfan Bey rahmetli, sonra Sölmü Nur Efendi tarafından toplum yönetmeye devam etmişlerdir. Ünlü İngiliz vali Ronald Storrs Sölmü Nur'dan 23 resmi görevi vardı. Rahmetli Sölmü. Toprağı bol olsun. Fesi hiç başına çıkarmamıştı. Kendine Türkiye değil Müslüman diye bahsetmeyi tercih etmekteydi İngiliz politika sanatını olarak. Ronald Storrs onda Kıbrıs'ın Atatürk'ü diye bahsediyor. 1930'larda. Tabii tarih kimin Atatürk olduğunu, kimin ne olduğunu çok güzel ortaya çıkarmıştır. Şimdi arkadaşlar 1891'de artık Rumların en önemli suçlulukları üst boyutlara varınca sessiz oturursak gün gelansın bunun da olabileceği endişesiyle Kıbrıslı Türk aydınlar ilk defa siyasi örgütlenmeye girişler ve 1891 Kıraathane Osmani diye bir kıraathane açıldı, Osmanlı kıraathanesi. Buna himmet eden zamanın tüccar başısı Derviş Efendi. Bunun yardımları, katkılarıyla açılmıştır. Ve Derviş Efendi şerbetinden ayrılıp masrafı karşılayarak bir de gazete, Türkçe gazete çıkarılmasına ön ayak olmuş ve kendi çıkarmıştır. Zaman diye bir gazete. Bu gazetenin başyazarı Kırımlı Muzaffer İddin Galip Bey idi. Ve bir Jön Türk'tü. Yaptığı bu hareket karşısında Yıldız Derviş Bey'e Miri Miran rütbesi ve paşalı ünvanı vermişti ve o günden sonra Tüccarbaşı Derviş Bey, Tüccarbaşı Derviş Paşa diye anılır olmuş. Günümüzde de evi müzedir. Etnografya müzesi olarak duruyor. Arabamak mahallesinde de kuşadı. Rahmetli çok zengindi. Belli toplumsal sorunları da olan, yani onlara da ilgi gösteren ve terekalık da eden bir zengin insandı. Ama ne yazık ki okuma yazması yoktu. Dolayısıyla bir gazetenin sahibiydi ama gazete yazılanları okuyacak bilgiden yoksundu. Ve Muzaffer İddin Galip Bey Zaman Gazetesi'nde istiklada karşı, padişaha karşı yazılar yayınlayınca saraydan Derviş Paşa uyarıldı. Ya gazetenize padişahı öven yazılar yazılmasını sararsınız veya paşa bilmanını geri alınacaktır diye. Şafak atınca paşa da Muzaffer İddin Galip Bey ve ekibine siz padişahı kötüleyen yazar yazamazsınız benim gazetemde şeklinde bir tabir koyunca Galip Bey ve ekibi Zaman Gazetesi'ni terk ettiler ve gidip kendileri önceleri Yeni Zaman, sonra Kıbrıs diye bir başka gazete çıkarmaya başladılar ve İttihat Terakki görüşlerini o gazeteyi savunmaya başladılar. Böylece Kıbrıs'ta bir siyasi bölünme daha oldu. Yani padişahçılar vardı, İngilizler vardı, Jön Türkler vardı. İngilizler padişahçılarla birleşti. Oldu
padişahçılarla, İngilizcilerle milliyetçiler şeklinde bölündü. Bu Zaman Gazetesi'nin bölünmesiyle bu daha da ayyuka çıktı. Ama şunu söyleyelim, o zaman için çok önemli abone sayıları vardı bu gazetenin. Mesela Söz Gazetesi'nin 1500 abonesi vardı. O zamanın kapısından çok büyük bir rakamdı. Bu gazetenin olarak abone yoktu. Ama bu fikirlerin halkta ön alması 1930'lardan sonradır. Ondan önce önce padişahçılar, sonra İngilizciler daha etkiliydiler. Efendim 1918'de, ama önce 1914'ü söyleyeyim. 1914'te Osmanlı İmparatorluğu savaşa girince 4 gün sonra İngiliz İmparatorluğu bir kuvvetli dinamesiyle Kıbrıs Adası'nı ilhak ettiğini ilan etti. Gene Kıbrıs Türk Emaneliği endişesini taşıyarak Kıbrıs Türk Emaneliler zamanın müftüsü Hacı Hafız Ziyaret'in efendinin kadı Numan Efendi'nin yanlış hatırlamazsam adını sırasını veya zamanın Recep Koç'a ticaret önemli bir tutan şey organcı başı vesaire bir takım zamanın Türk önde gelenlerini toplayıp İngiliz müsteşarlığına gittiler ve İngiltere'nin arayı ilhak etmesini ve kendilerini İstanbul'daki serdengeçlilerin elinden kurtarmasını teşekkür ve karşılıklarını beyan ettiler. Bunları unutmamak lazım. Ve ...1914'te bu yaşandıktan sonra 1918'de Müftü'nün öncülüğünde Kıbrıs Türk Cemaati İslamiyesi diye bir siyasi teşekkür ortaya çıktı. Çok etkili olamadı çünkü artık Müftü'nün halkın üzerine bir etkisi kalmamıştı. 1918'deki Cemaati İslamiye'den sonra o yıl savaş bitiyor, Osmanlı mağlup çıkıyor savaştan ve Paris'te bir konferans toplanacak. Osmanlı topraklarının bölüşümünü dönüşmek üzere. Osmanlı yetkinde bir de Türk var, Kıbrıslı Türk var, pardon. Sırrı Benlioğlu, İzmir milletvekili bu esnada. Daha sonra 1. Türkiye Meclisi Hükümeti'nin iktisat vekili olmuştu. Kıbrıs'a gönderdiği Brindisi'ye varı varmaz, gemiden çıkar çıkmaz. Kıbrıs'a gönderdiği bir mektupla böyle bir konferansı toplamakta olduğunu, Kıbrıslı Türklerin acilen toplanıp kendi mukadderatlara ilgili ne istediklerini bir yazıyla kendisine bildirmelerini ve kendisinin de Osmanlı heyetine bu yazıyı şey yapıp takdim edip Osmanlı heyetinin Kıbrıs Türklerin haklarına sormasını sağlayabileceğini bildirdiği halde kendi anılarından cevap almadığını öğreniyoruz. Fakat bu arada belli ki bir tek yere gönderilmemiş bu yazı. Özellikle Fadıl Niyazi Korkut ve Johnny Fatta, bunun haberdar olanlar bir baskı yapıyorlarmış diye. Ve Müftü'nün evinde Aralık 1918'de daha Anadolu'daki müdafaa hukuk cemiyetleri oluşmadan, daha onlardan önce bir tarihte bir Meclis-i Milli toplanıyor. Köyden, Türk Köyden bir temsilcinin katılıyor. Fadıl Niyazi Korkut'tan okuduğumuza göre rahmetli müftü kimseye konuşma hakkı tanımıyor. Sadece kendi konuşuyor. Ve iddiaçılar da toplantıyı terk edip halkı iddiat kuruyorlar, toplantıya davet ediyorlar. Ama anladığımız kadarıyla halk onlara değil de Müftü Efendi'ye icabet ediyor. Ve bu cemaat-i milli bir karar alıyor. 3 tane temsilci seçecek bir meclis-i milli. Ve bu 3 temsilci Paris'e gidip Kıbrıslı Türklerin haklarını Paris Konferansı'na savunacaklardır. Birincisi elbette ki Müftü'nün kendidir temsilci. İkincisi zamanın kanun meclisi üyesi Bora Mirazade Mehmet Müdür Efendi'dir.
Üçüncüsü de ilk Osmanlı Meclisi memurlarına Kıbrıs memuru diye seçilip gönderilen Sofuzade Mehmet Efendi'nin İstanbul'a kalıp önemli bir avukat anneydi şu an oğlu Celal Sofuzade'dir. Bunlar gidip Paris Konferansı'nda Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacaklardır diye bir karar alıp bu meclisi milli, birinci meclisi milli diye geçiyor tarihimizde bizim. Dağılır. Ne var ki Başkonsolosu ekibinin Paris'e gidip de Kıbrıs Rumların taleplerini dile getirmesine bir itirazı olmayan İngiliz yönetimi Kıbrıslı Türklerin adadan çıkışını yasaklar ve ne müftü gidebilir, ne kavanimiz üyesi, ne de Paris'te Kıbrıs Türkleri temsil eden bir heyet olabilir. Gene Sırrı Bendoğlu'nun adalarından okuduğumuza göre Kıbrıs konusunu dile getiren, toplantıda dile getiren Osmanlı Sadrazamı'na İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevap, savaşı kaybettiğinizi unutmuş herhalde. Bu çeşit talepleri dile getirme hakkı savaşın galiplerine ait mi, size ait değildir diye bir cevap verildiği belirtiliyor. Yani hiçbir hak talebinizde görüşmeyi dahi tenezzül bulmamışlardı Paris Konferansı'nda. Şimdi arkadaşlar, dersin ilk bölümünü, yani İngiliz işgalinin başlangıcından birinci meclisi milliye kadar geçen dönemi toparlayabildim sanıyorum. Nefes almadan şurayı içmeden konuştum. Geçiştirmek üzere sanırım toparladım. Tabii önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Bu arada gelen notlarınızı görüyorum. Şey gidiyor, mesela ses gidiyor. Kapatıp sesler açmanız lazım. Altta mikrofon işareti var. Eğer giderse. Efendim, görüntü giderse kamerayı kapatıp açmanız lazım diye düşünüyorum. Derse giremeyenler var diyor Merve Ünlü. Ondan sonra onu vallahi benimle değil de Şevki Bey'le konuşmanız lazım gibime geliyor. Belki de sistem üzerinde bir sorunumuz var. Onun için giremiyorsunuz. Çünkü ben defalarca denedim yani. Rahatça giriliyor. Fatma İpil Yılmaz, işlenen konunun başlığını yazar mısınız diyor. Yazalım. Zaten ders. Başlığında Meclis-i Milli diye kadar. Evet. Yazdım. Ama ana sayfa açtığınızda, yani derslerin diye açtığınızda, psikoloji bölümünü tıkladığınızda ders konuları zaten çıkıyor. Birinci ders konusu bu. Orada zaten kayıtlıdır. Orada zaten kayıtlıdır. Orada not da var, indir okursunuz isterseniz. Uzun yıllar önce toplumsal tarih kendisine yazdım. Bir makale yaptım oraya. Bunu konuyu hep toparlayan. Bir makale yaptım. Kitap falan tavsiye edemiyoruz. Hangi kitap? Nasıl bileceksiniz ki kitap alasınız? Fakat var tabii bu konuda kitaplar var. Ahmet Kaycıoğlu'nun kitapları var. Benim var lan iki tane kitaplarım. Salahattin İsmail'in var. Son zamanlarda siyasetten sapıttığı halde Miracı Kızı Düreğin var. Bilim adamı olarak yazıkları tarafsız ve politik olarak yanlış bir çizgi izliyor ama sanırsanız ismini bilmiyorum. Ama bilim adamı olarak yazıkları ciddi kitaplardır. Bilerek okursanız tabii. Ama kitap tavsiye edemiyorum. İngilizce zarar var. Sir George Hill'in Kıbrıs tarihi var. Sir Perry Luke'un Kıbrıs tarihi var. Çok kaynak var. Fakat kitap tavsiye edemiyorum. Bu günlerde sohbet tarzında yazdığım bir kitabın İstanbul'da dizisi falan bitti, basma aşamasına geldi. Onu e-book olarak da yayınlama kararı alınmıştır. Eğer e-book olarak hazırsa onu buradan size atabilirim. Yani sohbet tarzına kolay okumak bir kitaptır. Akademik tarzda değil. Evet. Arkadaşlar, dolayısıyla bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. İlk dersimizi hayırlısıyla
Katılımımıza güzeldi galiba bugün. Evet, bugün güzeldi. Teşekkür ederim size. Kendi iyiliğiniz için. Çünkü kaydı yapılıyor. Bilgisayar bunları kaydediyor. Katılanları kaydediyor. Ve yoklama buradan bilgisayardan yapılıyor. Efendim ne diyecektim? O dikkatimi dağıtıyor mesajlarınız. Ben size teşekkür ederim. Bana teşekkür ediyorsunuz. Sağ olun. Her Perşembe günü saat 12'de sizinle psikoloji sınıfıyla Kıbrıs Türk Tarihi 2 dersini yapacağız. Gönlümüz bu dönemin çok kısa sürmesini ve en erken bir zamanda okulumuzda sıralarda karşılıklı yüzümüze bakarak yine bu dersleri yapabilmemizi istiyor gönlümüz. Allah yardımcımız olsun. Ailelerimize selam söyleyin. Evden çıkmayın. Evinizden çıkmayın. Bakın kendi evinizden çıkmayın. Evden çıkmayın demek evde gezebilirsiniz demek değil. Bu salgının arkadaşlar ta İbn Sina'dan beri bilinen salgınlardan mücadele yöntemleri var. İlk şart izolasyondur. İlk şart izolasyondur. Lütfen buna uyalım. Yapılan tavsiyelere dikkat edelim. İtaatle karşılayalım. Evde televizyona bakmak, yoğun bakıma duvara bakmaktan daha evladır. Bakın yoğun bakımda yapmış biri olarak söylüyorum size bunu. 4000 karşı taraftaki mendilleri saymaktaydım. Allah kimseye düşürmesin. Evde kalalım, televizyona bakalım, kitap okuyalım, dersimizi yapalım. Evde ailemizle zamanımızı geçirelim. Bu kötü günleri inşallah hep beraber atlatalım. Hepinizi sevgiyle sanal olarak kucaklıyorum. Fiilen yapmamız mümkün değil. Hepinize sevgilerimi ve sağlık iletiyorum. Sağ olun.